Evet arkadaşlar, inorganik bileşiklerle karşınızdayız. İnorganik maddeler için özelliklerinden hangileri doğrudur diye söylüyor. Canlı hücrelerde sentezlenme. Biliyoruz ki inorganik dediğimiz kelime yapısında karbon, hidrojen, oksijen, özellikle karbon ve hidrojeni birlikte bulundurmayan yapılar anlamına geliyordu. Canlı vücudunda sentezlenmezlerdi. Bunlara örnek olarak CHO'nun üçünü aynı anda bir yapısında bulundurmayacak. Örneğin su. H2O, örneğin mineraller, örneğin asit, baz ve tuzdan bahsediyoruz. İnorganik maddeler için canlı vücudunda sentezlenme. Yanlış, inorganikler canlı vücudunda sentezlenmezler. Düzenleyici olarak kullanılabilirler. Evet, suyu ve mineralleri, asit, bazı, tuzu kullanabiliyoruz. Hidrolize edilmeden hücre zarından geçebilme. Bunlar küçük maddeler oldukları için hücre zarından direkt geçebilirler. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 seçeneğimizdir. Canlı yapısında oran olarak en fazla bulunan inorganik madde olan su, canlı vücudunda faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Hidroliz olayında kullanılır. Doğru. Büyük bir maddeyi su yardımıyla parçalayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Glikojeni su yardımıyla glikoza kadar parçalayabilirim. Enzim etkinliğini arttırma. Enzimlerin çalışması için minimum %15 oranında suya ihtiyacımız vardı. O yüzden bunu da söyleyebilirim. Zararlı ve zehirli maddeleri seyreltme. Evet, bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Amonyağın üreye çevrilmesi. Amonyak bizim vücudumuz için zararlı olduğundan dolayı üreye çevrilerek kullanılır veya atılır. Vücut sıcaklığını dengeleme. Bunu da doğru olarak ifade edebiliriz. Yani canlı vücudunda suyun önemleri çok büyük. O yüzden 1, 2, 3, 4 ifadelerinin hepsi doğrudur. Bir X çözeltisine baz eklenmiş ve pH değişimi şekildeki grafikte gösterilmiştir. Eklenen baz miktarı demiş, pH miktarından bahsetmiş. pH'ımız artıyor. pH'ımız arttığına göre pH'ın artması demek bazik özellik göstermesi demek. Benim aklıma öyle geldi. O zaman diyorum ki X çözeltisi baz eklenmiş ancak belirli miktara kadar pH değişmemiştir. Doğru. pH belirli bir noktadan sonra arttığına göre baz eklenmiş. Baz eklendiğine göre arkadaşlar belirli bir yere kadar sabit kaldığını, belirli bir yerden sonra artış gösterdiğini gözlemliyorum. X tampon çözelti olabilir diye söylüyor. X tampon çözelti olabilir. Tampon çözelti biliyorum ki dengelemeye çalışan bir çözeltidir. X çözeltisine baz eklendikçe bir değerden sonra pH yükselmiş ve asitlik artmıştır. pH'in yükselmesi arkadaşlar bazlığı arttırır. Bunu unutmayalım. Asitliğin artmasını istiyorsak pH'in düşmesini istiyoruz. O yüzden 1 ve 2. öncülümüz doğruyken 3. öncülümüz yanlış oldu. Aşağıdakilerden hangisi minerallerin bütün canlılardaki ortak kullanım alanlarından biri olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bütün canlılarda diyor. Demek ki bütün canlılarda olan bir şey olması lazım. Kemik ve dişlerin yapısına. Diş ve kemik tüm canlılarda bulunmaz. Gitti. Sinirsel uyartı iletiminde görev alma. Hayır. Kas kasılmasında. Hayır. Kanın pıhtılaşmasında. Hayır. Enzim olarak aktivatör. Tüm canlılarda enzim bulunduğuna göre enzimlerle mineraller arkadaşlar özel isim olarak adlandırılan kofaktör olarak ne yapıyordu? Etki görüyor idi. Bir sonraki sorumuz, mineraller ve tuzlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir diye soruyor. Mineraller ve tuzlarla ilgili. Suda çözülmüş olarak ve besinlerle vücuda alınır. Doğru. Hidroliz edildikten sonra hücre zarından geçebilir. Yanlış. Zaten küçük oldukları için hücre zarından geçebilir boyuttadırlar. Hidroliz edilmeye ihtiyaçları yoktur. İnorganik maddeler zaten küçük maddelerdir. Tekrar hidroliz edilmeye ihtiyaç duymazlar. Yapıya katılabildiği gibi düzenleyici olarak da kullanılabilir. Doğrudur. Vücut sıvılarının ozmotik basıncı ve pH'in dengelenmesinde kullanılabilir. Doğrudur. Tüm canlılar tarafından dış ortamdan karşılanır. Bu da doğru bir ifadedir.